Alaattin Aktaş Enflasyon %65'ten %9'a inerken fiyatlar %70 artacak. Başlığı okuyup yanlış yazdığımı düşünmeyin hemen. Mevcut durumda %65 olan, hatta mayısta %74, 75'e çıkacağı kabul edilen yıllık enflasyon oranı eğer hedeflenenler tam gerçekleşirse 3 yıl içinde %9'a düşecek ama bu dönemde fiyatlar %70 artacak. Bu gerçekleştirilebilir bir tahmin değil ama öngörülen oranlar böyle. Hem bu oranları ben hesaplamış değilim, Merkez Bankası'nın resmi tahminine farklı bir pencereden baktım yalnızca. Ancak önemli olan şu, varsayalım bu tahminler tuttu, bu oranlar gerçekleşti. Öyle bir durumda enflasyonu düşürdük diye başarı hikayesi yazılacak ama enflasyon oranı düşerken aslında fiyatların halen artmakta olduğu gerçeği dikkatlerden kaçırılmak istenecek. Daha da ötesi, enflasyonun düşüşü sanki fiyatlar gerilemiş gibi propaganda malzemesi yapılacak. Hele hele enflasyonu kimin artırdığı üstünde hiç durulmayacak. Nasıl mı olacak? Bu hesaplamada kullandığım tüm veriler Merkez Bankası'nın 2026 sonuna kadarki enflasyon tahminlerine dayanıyor. Merkez Bankası bu yıl için aylık enflasyon tahminlerini bile veriyor. Geçen hafta açıklanan enflasyon raporunda bu yılın ilk yarısında Ocak ayı hariç aylık %3, sonraki 3 ayda %2,5, son çeyrekte ise %1,5 dolayında fiyat artışı beklendiği belirtildi. Eğer aylık gerçekleşmeler bu oranlar düzeyinde olursa yıllık oran %40'ı buluyor ve %36'lık tahmini aşıyor. Ama bu oranların mevsimsellikten arındırılmış oranlar olduğu vurgulandı. Mevsimsellik etkisi dikkate alınırsa özellikle yaz ayları için daha düşük oranlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla o şekilde yıllık %36 tahmin tutabilir. Biz de zaten %36'nın tuttuğu varsayımıyla hareket ediyoruz. Hem yalnızca bu yılın %36'lık tahmininin değil 2025'in %14'lük ve 2026'nın %9'luk tahmininin de tuttuğunu varsayıyoruz. Yani enflasyonda her şey dört dörtlük gidiyor öngörülenlerde hiç mi hiç sapma yok. Adeta bundan iyisi can sağlığı. Ama o da ne? Enflasyon %65'lerden hatta %74, 75'lerden 2026 sonunda tek haneye %9'a düşüyor düşmesine de bu dönemde fiyatlar tam %70 artıyor. Düşen enflasyon, fiyatlar değil. Çünkü yıllık enflasyon oranının aşağı gitmesi fiyatların düşmesi değildir. Zaten fiyatların düşmesi gibi bir durum yaşanıyorsa artık enflasyon kavramı rafa kalkar, onun yerine deflasyon kullanılmaya başlanır. Enflasyon düşecek diyenler, artış hızı yavaşlamakla birlikte fiyat artışı sürecek demekte, ancak bu durumu sanki fiyatlar gerileyecekmiş gibi satmaktadır. %70 artış ne? Merkez Bankası tahmininin sıfır sapmayla tuttuğunu varsayalım. Merkez Bankası ne tahmin etmişse o hiç sapma yok. Şahane gidiyoruz. Bu yıl %36, gelecek yıl %14, bir sonraki yıl yani 2026'da ise nihayet tek hane %9 artış. Geçen yıl sonunda 100 olan genel fiyat düzeyi yani TÜFE bu yıl sonunda 136'ya çıkacak. Bu 136'ya 2025'te %14 artış daha eklenecek ve fiyat düzeyi 155'i bulacak. Fiyatlar artmaya devam edecek. 2026'daki %9 artışla birlikte Aralık 2026'daki fiyat düzeyi 170'e ulaşacak. Demek ki 3 yılda en az ama en az %70 fiyat artışı olacak. Tüm varsayımlar kusursuz giderse, Türkiye yeni bir ekonomik maceraya atılmazsa yaşayacağımız 3 yıllık fiyat artışı en az %70 ve demek ki bir kez daha tekrarda yarar var. Yıllık enflasyonun düşmesi fiyatların gerilemesi demek değilmiş. Dolayısıyla enflasyondaki gerilemeyi fiyatların düşmesi olarak okuyanlar, okutmak ve algılatmak isteyenler doğru söylemiyormuş. Bir de nasıl olacağı izah edilse. Girişte belirttim, Merkez Bankası 2024 yılının aylık oranlarını bile tahmin etmiş. Örneğin son çeyrekte aylık ortalama artışın %1,5'e ineceği bekleniyor. Bunun nasıl sağlanacağına ilişkin pek bilgi yoksa da varsayım böyle. Peki 2025 ve 2026'nın %14 ve 9'u nasıl gerçekleşecek? 2025'teki yıllık oranın %14'te kalabilmesi, aylık ortalama artışın %1,1'i geçmemesiyle mümkün. 2026'nın yıllık %9'u ise aylık ortalama oranın %0,7 olmasını gerektiriyor. Daha şunun şurasında geçen yılın Temmuz ve Ağustos'unda aylık bazda %9'un üstünde fiyat artışı yaşamışız. Bu yıl Ocak'ta %6,7 artış olmuş ama aradan birkaç yıl geçtikten sonra 2026 sonunda yıllık oranı %9'a çekeceğiz. Hiç itirazımız yok. Çekelim de bu nasıl olacak? Bir de onu anlatsanız.